Antalya'da apartmandan düşerek ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin Muay Thai Avrupa Şampiyonluğu'nun yanı sıra dünya dördüncülüğü bulunan 25 yaşındaki milli sporcu Ayşe Taş'ın henüz bebekken ayrı kaldığı ve son bir yıl önce kavuştuğu babasının olduğu ortaya çıktı. Olay 30 Eylül Çarşamba günü Yenigün Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir apartmanın çatısına çıktığı iddia edilen Cemil Taş bir anda apartmanın önüne düştü. Nasıl düştüğü henüz tespit edilemeyen Taş hareketsiz halde yerde yatarken olayı gören mahalle sakinleri yardımına koştu. Hemen 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunan vatandaşlar bir yandan da Taş'la konuşmaya çalıştılar. Taş olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayda Taş'ın düşme anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Bir anda kendini yerde bulan Taş'ın hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü. Mehtap. Öte yandan hayatını kaybeden Taş'ın Muay Thai'de Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra dünya dördüncülüğü bulunan milli sporcu Ayşe Taş olduğu ortaya çıktı. Bebekken anne ve babasının ayrılmasıyla anneannesinin yanında büyüyen Taş'ın henüz bir yıl önce babasıyla tekrar bir araya geldiği ve yeni bir yaşam için hazırlık yapmaya başladığı öğrenildi. Ölüm haberiyle adeta yıkılan Ayşe Taş'ın babasından geriye ise bir yıl önce buluşmalarında çekildikleri hatıra fotoğrafı kaldı. Olay anında Kaş ilçesinde olduğu belirtilen Ayşe Taş, yakınlarından duyduğu ölüm haberiyle hemen Antalya'ya geldiğini söyledi. Olay, ben Kaş'taydım. Bana telefon geldi kuzenimden. Dedi ki işte baban rahatsızlandı, hastaneye kaldırdık diye bir telefon geldi. Hemen arkasından başka bir kuzenim aradı 15 dakika sonra falan. Dedi ki işte Antalya'ya gelmen lazım. Ben Kaş'ta tatildeydim. Antalya'ya gelmen lazım. Ne oldu abi, babama bir şey mi oldu? Öldü mü dedim. Antalya'ya gelmen lazım dedi. Tamam geliyorum dedim. Telefonu kapattım. Sonra bir 5 dakika geçmedi. Başka bir kuzenim aradı. Başın sağ olsun dedi bana. Babamın öldüğünü ben bu şekilde öğrendim. İşte zaten yola çıkmıştım. Antalya'ya geldim. Akşam Salı günü. Akşamüstü saat 5-6 sıralarında vefat etti zaten babam. Ben de saat 9 gibi falan Antalya'daydım.